Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftayı yoğun mesaiyle karşılayacak. 9. yargı paketinin ilk görüşmeleri Adalet Komisyonu'nda yapılacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündeminde ise kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenleme var. Öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi, yargısal süreçlerin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler ve kamuda tasarruf tedbirleri. Bu hafta hem mecliste hem de komisyonlarda yoğun mesai var. Genel kurulda öğretmenlik meslek kanununda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret ve saldırı gibi suçlarda cezalar %50 oranında artırılacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenemeyecek, bu suçlar doğrudan tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılama yolu kapatılacak. Yeni haftada komisyonların gündemi de oldukça yoğun. Adalet Komisyonu 9. yargı paketini görüşmek üzere toplanacak. Teklifte hakaret suçlarına ilişkin yeni düzenlemeler yer alıyor. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu ön ödeme kapsamına alınacak. Yalnızca hukuk fakültesi mezunları uzlaştırmacı olabilecek. Arabuluculuk için avukatlık mesleğinde en az 5 yıllık kıdem şartı aranacak. Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. İzleme, denetim ve raporlama yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilecek. Tasarruf tedbirlerine uymayan personele yaptırım yolu açılacak. Deprem bölgesindeki illerde nüfus kaybının hizmete yansımaması için adım atılacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.